Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte arkasında 3 tane kamerası bulunan Huawei P20 Pro'yu inceliyoruz. Arkadaşlar, telefon kamera konusunda oldukça iddialı. Hatta bu konudaki referans site DxOMark üzerinde şu an birinci sırada. Peki gelin bakalım birinci sırayı hak ediyor mu? Hem ona bakalım hem de iPhone 10'la ufak bir kıyaslama yapalım. Telefonumuzun arkasında 3 tane kamera var dedik. Bunlardan bir tanesi 40 megapiksel değerinde ve esas fotoğraf çeken kameramız. Diğer kameramız 20 megapiksel değerinde Huawei'nin imzası haline gelmiş monokrom kamera. Aynı zamanda bu kameramız portre moduna da destek oluyor. Son kameramız da 8 megapiksel değerinde ve yakınlaştırılmış araştırma konusunda bize yardımcı oluyor. 3 kameramız da artık bu işin piri haline gelen Leica işbirliğiyle üretilmiş. Çektiğimiz fotoğraflar arka planda dönerken ben de sizlere biraz kameralardan bahsedeyim. Gündüz ışığında, hatta aşırı güneşli parlak ortamlarda dahi renkler oldukça güzel ve çok fazla patlamıyor. 40 megapiksellik çözünürlük fotoğraflarda kırpma yapacağımız zaman oldukça işimize yarıyor. Yani bir fotoğraf çektik diyelim ve istemediğimiz bir yer var fotoğrafta, orasını kırpın gitsin. Sorun değil, fotoğrafı hala rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nesneyi odaklama işini oldukça hızlı yapıyor. Hatta ultra instantane aktif ederseniz, diyelim ki tuş kilidiniz kapalı, ses kısma tuşunu iki defa bastınız, 0.3 saniye 0.2 saniye gibi sürelerde direkt bir fotoğraf çekiyor size. Yani bu da hiçbir şeyi kaçırmamanıza yarıyor. iPhone 10 ile fotoğrafları biraz böyle yan yana baktığımızda P20'nin daha canlı renklerde çektiğini ve detaylarda daha az kayıp verdiğini görüyoruz. Monokrom ve aynı zamanda portre modunu da sağlayan ikinci kameramız özellikle portre modunda çok iyi işler çıkartıyor. Derinlik tahminini oldukça iyi yaparak yapay olmaktan çıkartıyor görüntüleri. Bildiğiniz gibi portre modu yapay olduğu zaman çekilmez bir hale geliyor. Bir de iPhone 10'da portre moduna geçtiğiniz zaman nesneye biraz daha yaklaşmanız geliyor. P20 Pro hala geniş açıda çekim yapmaya devam edebiliyor. Optik zoom olayına baktığımız zaman yine iPhone 10'un önüne geçtiğini görüyoruz. Aslında burada hibrit zoom diye isimlendirmiş Huawei. 5x'e kadar zoom yapabiliyoruz bu hibrit zoom sayesinde ve hakikaten uzaktaki nesneleri yakındaymış gibi çekebiliyoruz. Tüm bunlara ek olarak kamerada yapay zeka devreye giriyor ve çektiğimiz senaryoya göre en güzel sonucu elde etmemize yardımcı oluyor. Yapay zeka 19 farklı kategoride çalışabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda renkleri biraz abartıyor. Yapay zekanın etkisi var bunda ve kontrastı biraz fazlalaştırıyor. Yani renkler olduğundan daha parlak, daha canlı gözüküyor. Selfie kamerasına bakacak olursak 24 megapiksel değeriyle karşılaşıyoruz. Çeşitli ışık ortamlarında güzel fotoğraflar çekebiliyor. Bir de iPhone 10'da olduğu gibi ortam ışığı özelliği de eklenmiş. Ben çok fazla beğenmedim. iPhone 10'da da zaten çok beğenmiyordum. Fotoğrafı oldukça yapaylaştırıyor. Biz de iyice karanlık bir ortama geçtiğimiz zaman kumlanmaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Tabii onda artık telefonda yapabileceği bir şey yok. Biraz da video tarafından bahsedelim isterseniz. P20 Pro 4K çözünürlüğe kadar çıkabiliyor video tarafında. Optik sabitleyicisi oldukça güzel çalışıyor ancak 4K çözünürlükte değil. Sadece 1080p'de. Bu sizin için sorun değilse yürürken falan çektiğiniz videolar gayet güzel gözüküyor. 1080p için konuşursak yine iPhone 10'dan daha stabil videolar çekebiliyoruz. Yani hareketi daha fazla engelliyor. Huawei ağır çekim sevenleri de düşünmüş. 960 kareye kadar çıkabiliyorsunuz ancak sadece 0.25 saniye. Yani 0.25 saniyede o nesneyi yakaladınız, yakalayamazsanız da o an kaçmış oluyor. Ha, ben sürekli ağır çekim çekmek istiyorum derseniz 240 kareyi düşürüp saniyede yine 720p olarak çekebilirsiniz. Ancak burada iPhone 10 öne geçiyor. iPhone 10'un ağır çekim özellikleri bence Huawei P20 Pro'dan çok daha iyi, çok daha güzel videolar çekebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi P20 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Kamerayı artık bir kenara bırakalım. Biraz da tasarım tarafıyla ilgilenelim. Telefon çentik furyasına katılan telefonlardan bir tanesi arkadaşlar. Ama dilerseniz ayarlardan bu çentiği kapatabiliyorsunuz. Orayı simsiyah yapıyor böyle ve çentik yokmuş gibi gözüküyor. 6.1 inçlik AMOLED bir ekranda karşı karşıya olduğumuz telefonda neredeyse çerçeve yok. %82'lik ekran gövde oranımızın yanında 1080x 2240 çözünürlük bulunuyor. Ön tarafta parmak izi okuyucumuz bulunuyor ve gerçekten çok hızlı çalışıyor. Bunun yanında güvenlik önlemi olarak yüz tanıma özelliği de var. Yüz tanıma özelliğimiz de gayet hızlı ve stabil. Telefonun tuş kilidini açmak için sadece yüzümüze tutmamız yeterli.
Telefonumuzda biri altta, biri ayize kısmında olacak şekilde stereo hoparlörümüz yer alıyor. Ayrıca telefonda kulaklık girişi yok ve kutu içeriğinden çıkan çeviriciyle dilersek kulaklığımızı takabiliyoruz. Telefonumuzun toplam ağırlığı 180 gram ve 4 farklı renk seçeneği var. Bu renklerden 2 tanesi degradili, 1 tanesi twilight, diğeri de pembe olan oldukça güzel ve şık gözüktüğünü söyleyelim. Telefonun arka tarafı da cam olduğu için diğer tüm modellerdeki gibi çok fazla parmak izi tutuyor. Ama parmak izi çok fazla görünmesin takıntınız varsa tabii ki de sıkıntılı bir durum, bir kılıfla kullanmak lazım. Şimdi sıra geldi teknik özelliklere ve pil durumuna. 8 çekirdekli Kirin 970 işlemciyi kullanan telefonumuz 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte geliyor. Micro SD kart takamıyoruz. Mali G72 grafik işleme birimini kullanan telefonumuz oyunları, uygulamaları gayet akıcı şekilde çalıştıracak donanım özelliklerini taşıyor. Şimdi gelin telefonumuzu 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım ve bakalım hem pili nasıl girecek, ben de bir yandan bataryadan bahsedeyim. 4000 mAh'lik bataryamız yarım saat gibi bir sürede %50-51 seviyelerine çıkabiliyor. Ayrıca 1 saat 20 dakika gibi bir sürede tam şarja ulaşıyor. Kullandığım süre boyunca şarj aşırı yoğun kullanımlarda günün sonunu ancak görebiliyor. Standart bir telefon kullanımında, ki bunun içinde arada oyun oynama, işte müzik dinleme, telefon görüşmesi gibi şeylerde de 2 günü rahatlıkla çıkartıyor. Oyun testimize baktığımız zaman da 10 dakika boyunca PUBG oynadık. Şarjımız %66'dan 62'ye düştü. Sıcaklığımız da 32.3'ten 37.5'a yükseldi. Şarjda problem yok ama telefon bir tık ısınıyor diyebiliriz. Sıra geldi son sözlerimize, oyun testimize de baktığımıza göre P20 Pro ülkemizde 5000 TL seviyesinde satılıyor. Yani üst seviye telefonlardan bir tanesi. Eğer sizin için kamera ve pil durumu önemliyse gönül rahatlığıyla P20 Pro'yu tercihlerinizden birisi yapabilirsiniz. Zaten tasarım olarak iPhone 10'da da 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın diyebiliriz. Burada artık önemli olan siz hangi işletim sistemini kullanmak istiyorsunuz tarafına doğru gidiyor. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şuraya bir anket hazırladık. Eğer cebinizde paranız olsaydı iPhone 10'u mu tercih ederdiniz yoksa bunu mu tercih ederdiniz? Aklınıza takılan her türlü soruyu hemen aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.